Evet arkadaşlar, size bugün internet download manager nedir, ne için kullanılır, nasıl indirilir, nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi Google'umuzu açalım. İnternet download manager yazmamız yeterli. Bakın en üstte zaten kendi sayfası var. Try internet download manager for free tıklıyoruz. Yani ücretsiz versiyonu indiriyoruz. Zaten küçük program, hızlı bir şekilde indiriyor. Tıklayıp kuracağız. Windows bir güvenlik uyarısı verecek. Çalıştır diyorum. Evet diyorum. Evet, programımızı çalıştırdık. İleri diyoruz. Lisans anlaşmamızı kabul ediyoruz. İleri. Masa üstünde bir simge oluşturması için bir kısa yol oluşturacak. Burada da kurulacak klasörü gösteriyor. İleri diyorum. İleri. Evet, kurulumu bitirdi. Bitirdik. Şimdi internet download manager'ı kendi açacak zaten. Tamam. Chrome içinde bir eklenti ekliyor. Chrome'da da bir eklentisi oluyor. Böylece Chrome üzerinde kullanırken direkt internet download manager'la haberleşiyor. Şimdi evet arkadaşlar, internet download manager'ı indirdik, kurdum. Şimdi nasıl kullanılır onu göstereceğim. Önce çift tıklıyorum. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi geldi önüme. Şimdi burada URL ekle. Devam et. Mesela daha önce bir download'ım varmış. Bunu devam ettirmek istiyorsam devam ete tıklamam yeterli. Kendisi bağlanıyor ve üzerinden çekmiyor. Peki internet download manager'ın çalışma prensibi nedir? İnternet download manager'ın çalışma prensibi şu. Bir dosya indirdiği zaman o dosya ile ilgili 8 ayrı kanal açıyor. Ya da sizin belirlediğiniz bir kanal sayısı kadar açıyor. Her kanallara indirdiği dosya parçacıklarını kendi birleştirip bir dosya haline getirip size veriyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi sil dediğim zaman daha önce indirdiğim bir dosyayı silebiliyorsunuz. Tamamını sil dediğim zaman onunla indirdiği zaman sakladığınız dosyayı da siliyor. Seçenekler, programlama, burada kuyruğu başlat. Bir kuyruk varsa o kuyruğu başlatıyor. Ya da kuyruğu durdur. Bu şekilde. Bir de indirdiği zaman bunları sınıflandırabiliyor. Belgeler, müzik, programlar, video şeklinde. Bunları indirmeleri böyle sınıflandırabiliyorsunuz. Ayrıca tamamlananları burada görüyorsunuz. Tamamlanmayanlar burada gözüküyorsunuz. Tamamlananlar burada. Ve kuyrukları da bu şekilde burada görebiliyorsunuz. URL peki internet download manager'ı nasıl kullanacağız? Şimdi şöyle bir evet, internet download manager'ı kurduk. Menüsünü ben size gösterdim. Şimdi nasıl kullanılacak onu göstereyim. Şimdi burada bir indirim yapacağım bir sayfaya gideyim. Arap.com mesela bu. Buradaki linki sağ tuştan tıklayıp bağlantı adresini kopyala dediğim zaman, bakın kopyaladım, aşağı doğru indirdim. İnternet download manager'ımı açtım. URL'yi yükledim, bakın geldi. Tamam dedim. İndirmeyi başlat dedim. Hemen indirdi gördüğünüz gibi. Klasörü açıp tıklayıp buradan yani bunu kurabilirim. Büyük dosyalarda çok ciddi anlamda işe yarıyor. Şimdi şöyle de başka bir örnek daha deneyeyim ben sizin için. Ya da zaten indirme yaptığınız zaman, indirme yapacağınız zaman size soruyor. İnternet download manager'la mı indireyim yoksa normal sistemle mi? Buna göre siz de indirmenizi yapıyorsunuz. Genel anlamıyla çok da anlatılacak bir şeysi yok. Sonuçta download manager'ı çok özellikleri yok. Burada dosya, toplu indirme, yeni indirme. Bunları buradan hepsine ayırabiliyorsunuz. Dosya, indirmeleri tümünü silebiliyorsunuz. Buradan yapabiliyorsunuz. Ya da işte diğer ayarları, yardım ve diğer kısımları burada. Başka da anlatacağım bir şey yok. Bize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.